haftada 4 kilo verilir mi demeyin. Sağlıklı kilo vermenin detaylarını izliyoruz şimdi. Selahattin Beyciğim, gerçekten bir haftada 4 kilo verebiliyor muyuz? Çok kısa sürede kilo aldığımıza göre, çok kısa sürede de kilo vermenin çok ciddi, güzel, sihirli formülleri var. Herkes bir haftada en az 3 kilo, ortalama 4 kiloya kadar zayıflayabilme vücudunda potansiyeli var. Şaşırmamıza da hiç gerek yok. Sadece doğru besinler, doğru zamanlama ve doğru öğün planıyla bir haftada 4 kilo yağdan yakabilecek kadar vücudumuz mükemmel zayıflayabilir, unutmayalım. Bir haftada 4 kilo vermek istiyorsak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sizin bu söyleyeceğiniz önerileri gerçekten çok merak ediyorum. Birinci kural, 3 tane ana öğünümüz olacak, kahvaltı, öğle, akşam. 1 tane ara öğünümüz olacak. Bu ara öğünü ister öğle ile akşam arasına koyuyoruz, ister akşamdan sonraki araya koyuyoruz. Benim önerim kahvaltı, öğle, ikindi dediğimiz ara ve akşam olmak üzere 3 tane ana öğün, 1 ara öğün. Uyandıktan sonra ilk 2 saat içinde kahvaltıyı yapmalısınız. Kahvaltıyı yaptıktan sonra da her öğün arasında 4 saat ara bırakmalısınız. Örneğin 8'de kahvaltıyı yaptın, 12'de öğle yemeği vaktin geldi artık, o saatte sonra istediğin bir zaman içinde yapabilirsin. Diyelim ki 12.30'da yaptın, ondan sonra 4 saat ara bırakacaksın, 16.30'da ara, sonra 4 saat sonra 20.30'da da akşam yemeğini yiyoruz. Bir, kahvaltı günün ilk öğünü. Ne ister günün ilk öğünü vücut? Bir, enerji ister. Ne demektir bu? Vitamin, mineral olmalı. İki, protein ister. Ne demektir bu? Dinç olayım, günün bütün vaktinde kaslarım zımba gibi çalışsın. Üç, ne ister? Ana bir karbonhidrat kaynağı ister. O yüzden ben kahvaltıda şöyle yapmalarını istiyorum. Hemen not etsinler. Bir dilim peynir, tam yağlı olmalı. Yanına bir adet yumurta, haşlanmış olmalı. Ve yanına da kadınlar 5 yarım ceviz, erkekler 10 yarım ceviz tüketmeli. Yanına bol domates, salatalık, biber çeşitleri, taze maydanoz ve üzerine de bol limon sıkmalılar. Kahvaltımız bir hafta boyunca her sabah bu şekilde. Türkiye'de yine zayıflayamayan kişilerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi, bir öğünde sebze, bir öğünde et yemek gibi aslında çok belirlenen bir kural olmayan bu kuralı uyguluyorlar. Ya da ne yapıyorlar? Yoğurt, salata yiyorlar. Ya da sadece meyve, yoğurt tüketiyorlar. Ya da ne yapıyorlar? İşte haşlanmış sebze tüketiyorlar. Kesinlikle bunları yemiyoruz. Ne yiyoruz? Mutlaka erkekler bir el büyüklüğünde, kadınlar yarım el büyüklüğünde yağsız kırmızı et veya derisiz tavuk eti veya derisiz hindi eti veya ızgara bir balık tüketiyoruz. Ve yanına bol roka domates salatası, üzerine biraz limon ve üzerine biraz elma sirkesi. Öğle yemeğimizin içeriği bu. Bir haftada 4 kilo verdiren diyet formülünde acaba ara öğünde neler yemeliyiz? Çünkü bir hakkımız var, bir günde sadece bir ara öğünümüz var. Selahattin Beyciğim, neler yemeliyiz? Her gün farklı olmalı. Bir gün bir orta boy taze herhangi bir meyve. İkinci gün bir su bardağı tam yağlı süt, özellikle proteinden zengin süt kullanırlarsa daha güzel olur. Üçüncü gün bir su bardağı ayran, dördüncü gün bir su bardağı kefir, beşinci gün 20 tane badem, altıncı gün 8 yarım ceviz, yedinci gün ise birinci günde yaptığımız gibi yine bir orta boy taze meyve olacak. Bu 7 günde her gün ara öğünde farklı besin tüketeceğiz. Akşam öğününde neler tercih etmeliyiz? Müthiş güzel bir çorba tarifini vereceğim. Neden? 1. Yağ yakıyor. 2. Düşük kalorili. Üçüncüsü de akşam öğününde çorba tüketmek hızlı zayıflamanın kilit noktalarından bir tanesi. Detoks çorba tarifini diyetisyen Selahattin Dönmez'den hep birlikte öğreneceğiz. Hadi mutfağa geçelim o halde. Yağ yakan pancar çorbasının tarifi çok kolay. Malzemeleri ise taze domates, tatlı kırmızı biber, yeşil biber, kırmızı mercimek, zeytinyağı, pancar, kuru soğan, sarımsak. Evinizde varsa taze biberi de katabilirsiniz. Az sumak, az kırmızı pul biber,
az tuz ve tane çekilmiş karabiberi suyla kaynatıp mutfak robotundan geçirerek de hazırlayacağız. Müge Hanımcığım, hemen başlayalım. Ve daha sonra üzerine bir tane kuru soğanı da kesip tencerenin içine koyacağız. Ve üzerine bir çay bardağı dolusu kırmızı mercimeği koyduk. Evet. Pancarlarımız. İki tane pancarı lütfen doğrayıp içine atıyorsunuz. Ayrıca pancarın ucundaki şu gördüğünüz köklerini, yapraklarını sakın atmayın. Onları da çorbanın içerisine koyun. Evet, biberiye. Çok az tuz. Ben genelde çok tuz kullanmam. Fakat pancara biraz tuz koyalım ki pancarın çok aroması var. Kesif bir aroma. Onu biraz nötrlesin. Kırmızı pul biber. Sumak. Bütün sebzeler pişinceye kadar kaynıyor. Kaynadıktan sonra ise soğumaya bıraktıktan sonra mutfak robotundan geçireceğiz. Gerçekten çok güzel. Bol domatesli olmuş birazcık. Çünkü ben domatesi çok seviyorum ama siz tercihinize göre domates de az kullanabilirsiniz. Bir haftada 4 kilo vermek istiyorsanız eğer akşam öğünlerinde mutlaka yağ yakan pancar çorbasını tercih edebilirsiniz.